Kalede Altay, savunmada Gustavo Salay, Luan Perez, orta alanda Arao, Crespo, Ferdi Alioski, ileride King, İrfan Kahveci ve Pedro görev yapacak. Görev bekleyen futbolcularımız İrfan Can Eğribayat, Osay Samuel, Zaits Mert Hakan, Lincoln Emre Buruma, Arda, Rossi ve Serdar Dursun. Hemen konuk ekip Kayseri Spor'un kadrosu, teknik direktör Çağdaş Atan takımımız karşısına sahaya. Kalede Bilal, savunmada Onur Karol, Clovezio Söseyni, önlerinde Campagnaro, orta alanda Ramazan Mensah, Cardozo, Tiam ve ileride Gavranovic 11 ile çıkıyor. Görev bekleyen futbolcuları Abdülkadir, Kemen Gökhan, Mane İlhan, Baran Nurettin, Uzodima, Akah ve Bertolacci ilerleyen dakikalarda da sahaya girmek için kenarda bekleyecekler. Hemen kendi 11'imizi arzu edersen değerlendirelim. Artık Pedro'yu şu anda ileride görüyoruz. İlk olarak onu bir konuşmak istiyorum. Evet, Pedro'yu. Geçen haftaki maçta kısa bir süre görev aldı. Ama seninle de konuştuk. O görev aldığı süre zarfında tamam belki çok büyük bir şey gösteremedi ama nasıl bir futbolcu olduğunu topu ayağına aldığın zaman zaten anlayabiliyorsun. Zaten kaliteli bir futbolcu olduğu belli. Geçen hafta süre ya da pozisyonlar onun kalitesini göstermeye yeterli bir süre ya da pozisyonlar değildi. Değerlendirmek için çok erken olurdu. Bugün King ile beraber yer alacaklar. King de sakatlıktan döndü. Çok iyi bir yerdeyken sakatlandı. Yani o sakatlığı etkili oldu. King ile beraber etkili bir ikili olacaklarını söyleyeyim. Bir de Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz King ve Pedro'dan bahsederken bir santrforun yanında çok iyi işler yapabilen oyuncular demiştik. Mesela ben King'in Serdar Dursun'la beraber neler yapacağını çok görmek istiyorum derken aslında bir santrforla neler yapacağını görmek istiyorum diyordum. Şimdi tabii bunu Serdar Dursun da sezon içerisinde mutlaka Fenerbahçe çok büyük katkıları olacaktır. Sevdiğim de bir futbolcu ama Batshuayi ve Pedro, Batshuayi ve King, hatta birazdan konuşuruz bugün kadromuzda olmayan Valencia ve Batshuayi Fenerbahçe'nin ileri hücum hattına çok büyük zenginlik katacaklardır diye hem düşünüyorum hem temenni ediyorum. Öyle de diliyorum. Sakatlık olmasın, şanssızlık olmasın. Şimdi kadroya baktığımız zaman geçen haftaki kadroyla istiyorsan bir değerlendirelim. Savunmada Lemos yok. Gustavo'yu görüyoruz. Salay ve Luan Perez aynı. Altay'ı zaten şu an için söylemiyorum. Tek bir değişiklik savunmada var. Orta alana geldiğimiz zaman Arao ve Crespo'yu bu karşılaşmada görüyoruz. Geçen mücadelede Arao vardı ama Zaits ve Emre de oynamıştı. Ferdi'yi yine aynı şekilde görüyoruz. Farklı olarak yine Lincoln, Rossi, Valencia oynamıştı. Bugün tamamen o üçlü de değişti. Şimdi Lemos sakatlığından dolayı yok. Valencia kırmızı kartından dolayı yok. Oraya geleceğim. Kırmızı karta geleceğim. Ferdi yine mevkisinde oynuyor. Alioski de geçen hafta şunu demiş. Burada Alioski oynasaydı demiştik. Çünkü Alioski'nin böyle bir kanat beki formasyonunda solda Türkiye'deki bütün oyuncu grubu içerisinde belki de bu işi en iyi yapabileceklerden bir tanesi. Şimdi o fırsatı hocamıza Alioski'ye vermiş. İrfan Can Kahveci kalitesiyle beraber formasını alacaktır. Emre Mor'la orada tatlı bir rekabet içerisinde olacaklardır sezon içerisinde. Onlara başka katılacak isimler de vardır. Arao Crespo çok denediğimiz bir ikili değildi. Genelde Arao Crespo'dan bir tanesini kullanıyorduk. İsmail Yüksek'i kullandık bugün. Kadroda yok. Ama genelde Zaits'i kullanıyorduk. Bugün Zaits'in... Ben o bilgileri de paylaşacağım da sen açacaksın. Zaits'in yerine Crespo'nun önde oynayacağını, daha 8 numara pozisyonda oynayacağını düşünüyorum. İleride de sakatlıktan dönen King ve Fenerbahçe'nin büyük bir talihsizlikle transfer ettiği, kariyerinde hiç de sakatlık geçirmeyen ama Fenerbahçe'nin ilk idmanlardan bir tanesine sakatlanan ve geri dönen Pedro var. Bugün de Valencia yok. Sen bilgiyi paylaş, Valencia'nın durumu hakkında şimdi da ben bilgi paylaşayım. Serdar Aziz, İsmail Yüksek, Lemos yok. Serdar ve İsmail antrenmanlara çıktı ama hoca kadroya almadı. Serdar antrenman eksiği